İşte burası kamp yapmak için mükemmel bir yer. Sonunda bir kamp yeri bulmana çok sevindim. Kollarım kopmuştu. Bir izci işini şansa bırakmaz Laleciğim. Evet küçük izciler, işte kamp yerimiz. İzciler doğada yalnız kaldıklarında ne yapacaklarını çok iyi bilmeliler. Bu yüzden size öncelikle nasıl çadır kurulacağını göstermek istiyorum. Yaşasın! Çadır kuracağız! Eyvah! Umarım korktuğum başıma gelmez. Çadır kurmayı bilmek çok önemlidir benim küçük izcilerim. Soğuktan ve sıcaktan böyle korunabilirsiniz. Bu gidişle sığınacak bir mağara bulsak iyi olacak. Biz mağara devrindeki insanlar gibi değiliz. Çok yakında çadırımız hazır olacak. Mağara devrinde yaşayan insanların çadırları yok muydu baba? O zaman daha çadır yapmayı keşfetmemişlerdi. Evleri de mi yoktu? Öğretmenimiz derste anlattı bize. Taş devrinde insanlar mağaralarda yaşıyorlarmış. Biliyorum. Filmlerde seyretmiştim. Hadi taş atmaca oynayalım. Hep aynı oyunları oynuyoruz. Ben başka oyunlar oynamak istiyorum. Hep yeniliyorsun diye mızıkçılık yapıyorsun. Görürsün. Bu sefer ben yeneceğim. Alın size yeni bir oyuncak. Bu ne ki baba? Bilmiyorum ama içimden ona tekerlek demek geliyor. Peki ne işe yarıyor? Böyle yuvarlayınca gidiyor bak. Aa! Ya. Tekerleğim. Gitme dur bekle. Bence bu tekerlekten iyi bir oyuncak yapabiliriz. Çocuklar, tekerleği getirdim. Hadi oynayın. Çocuklar, neredesiniz? Merhaba anne. Merhaba. Bunlar da ne Galip? Bilmiyorum ama içimden kaykay demek geliyor. Peki nasıl duracaklar? Yaşasın! Bu ne hal Galip? Hay Allah! Ben nerede hata yaptım acaba? Bir izcinin uyması gereken ilk kural, çadırı kurmak için önce kullanma kılavuzuna bakmaktır. Önce beni bir kurtarın da. Ben de kurardım ama. Tabii. Of, siz acıkmadınız mı çocuklar? Acıktık. Biri yemek mi dedi? Onun yemek sepetinde ne işi var? Aa! Çocuklar, yemekleri almadınız mı? Oyuncaklarımızı koyunca yemekleri koyacak yer kalmadı. Peki ne yiyeceğiz şimdi? Bir izci hiçbir zaman aç kalmaz. İşte size bir ders fırsatı daha küçük izcilerim. Hep beraber balık avlayacağız. Sessizce bekliyoruz. Balık ayaklarımızın dibine kadar geldiğinde hızlıca hareket edip yakalıyoruz. Tamam mı çocuklar? Tamam. Yakalayınca sıkı sıkı tutun. Bırakmayın sakın.
kullanmaya ne dersiniz? Bir izci en kötü havalarda bile nasıl ateş yakılacağını bilmelidir. Biz bugün bir şey yiyemeyeceğiz galiba. O çubukla mı yakacağız? Tabii ki. Mağara devrinde insanlar böyle yapıyorlardı. Canım çok sıkılıyor. Yine kaykayla mı kaysak? Kaçın! Kaçın dedim size! Mıncır bundan mı korkuyormuş? Ne kadar da korkaksın Mıncır. Ne kadar da şirin. Ama çok büyük. Ama tehlikeli değil. Ot yiyorlar. Zaten ben korkmamıştım canım. Şuna baksanıza. Küçücük. Ne kadar da yüksek. Beni burada yalnız bırakmayın. Baba, ne yapıyorsun? Bilmiyorum ama işimize çok yarayacak bir şey icat etmeye çalışıyorum. Oluyor, oluyor. Galiba ateşi icat ettim çocuklar. Oo, mis gibi kokmaya başladı bile. Baba, ben çok acıktım. Hay Allah, şimdiye kadar çoktan yanması gerekiyordu. Neredeyse yanıyordu. Hı hı, sabaha kadar belki yanardı. Bunun için mi bekledik? Benim için pişirmenize de gerek yoktu. Bu ağaç salıncak kurmak için çok uygun. Peki ipi nasıl asacağız oraya baba? Bir izcinin en iyi yapması gereken şeylerden birisi de ağaca tırmanmaktır. Ama bu ağaç çok yüksek. Her şeyin bir tekniği var çocuklar. Şimdi beni iyi izleyin. Ben çabucak tırmanabilirim bu ağaca. Bu ipi ağacın dalından geçirirsek tutunup sallanabiliriz. Niye sallanıyoruz baba? Bilmiyorum ama çok eğlenceli olacakmış gibi geliyor. Adına da salıncak demeyi düşünüyorum. Ne komik adı varmış. Aklıma asansör diye yeni bir icat geldi. Bunun üzerine düşünmeliyim. Hadi baba, ipi at. Bir dakika. Salıncağı böyle kurmuyorduk galiba. Nasıldı? Ne eğlenceli değil mi? Bunun adını ip atlama oyunu koyalım. Ayrıca niye ben ip atlıyorum? Aa, Galip ne yapıyorsun? Düşüp bir yerini inciteceksin. Hadi in aşağıya. Heh, bu piknik macerası nasıl bitti diye merak ediyorsanız anlatayım. Galip Bey uzun süre ağaç tepesinde kaldıktan sonra çevreden geçen orman köylülerinin yardımıyla ağaçtan indirildi.